Galip gelerek bir kez daha Sultanbeyli'mizin belediye başkanı olarak kendisini görmek istediğimizi gururla, onurla kendilerine iletiyoruz efendim. Gururumuz olan Sultanbeyli'mizin birbirinden kıymetli gençleri, bir kez daha o güzel yüreğinizle sizleri selamlıyoruz. Biliyoruz ki sizler ayınızı bayramımızı ilelebet dalgalandıracak olan sizlersiniz. Biliyoruz ki o heyecanınız ve azminizle birlikte Sultanbeyli'mizde yine rekorlar kırmaya devam edeceksiniz.
bugün bu salonda bulunan birbirinden değerli isimler, birbirinden kıymetli konuklarımız. Yine farklılıklar oluşturacak, örnek olacak çalışmaların, yine kırılacak olan rekorların mimarları, gönlüyle yüreğiyle AK Parti'mizin her daim yanında olan Sultanbeyli'mizin kıymetli sakinleri, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler ve Ay Yıldızı bayrağımızı dalgalandıran sevgili gençlerimiz. Dolu dolu bir programın daha bir kez daha başlangıcında sizlerle birlikteyiz. Sağ olsunlar, bu özel ve anlamlı programımızda yoğun programları içerisinde bizlerle birlikte olan çok değerli isimler var. Biraz önce isimlerini zikrettim. Kendilerine bir kez daha huzurlarınıza çok teşekkür ediyoruz. Eğer hazırsanız bir an önce programımızı başlatalım ve çok değerli isimleri yine bu salonda sizlerle buluşturmaya devam edelim. Sayın milletvekillerimiz, kıymetli belediye başkanım, değerli AK Parti ilçe başkanım, Milliyetçi Hareket Partisi Sultanbeyli ilçe başkanımız, Ülke Ocakları başkanımız ve yine saygıdeğer meclis üyelerimiz ve adaylarımız, kıymetli protokol, AK Parti'mize gönül veren birbirinden değerli teşkilat mensubu dostlarımız, basınımızın çok değerli mensupları ve Sultanbeyli'mizin aziz ve güzel insanları, meclis üyesi adayları ve proje tanıtım toplantımıza katılımınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Bir kez daha hoş geldiniz, şerefler verdiniz diyorum efendim. Bugün burada göreceğimiz fotoğraf yine az önce ifade ettiğim gibi yeni projelerin, örnek projelerin mimarları olacak. Gururumuz olacak olan fotoğraf kareleri olacak. Ve Sultanbeyli'miz yine sadece İstanbul'da değil, Türkiye genelinde yapmış olduğu çalışmalarla bir kez daha örnek olmaya devam edecek. Bu anlamda yapmış olduğu çalışmalarından dolayı, Sultanbeyli'mize kazandırdıklarından dolayı sevgili belediye başkanımız Sayın Hüseyin Keskin başkanımıza gönülden yürekten kocaman bir alkışı bir kez daha gönderiyoruz. Teşekkürlerimizi sunuyoruz kendilerine. Ve Sayın Başkanımızla birlikte desteklerini esirgemeyen siz sevgili Sultanbeyli halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Programımızın açılışını bu güzel vatanımızın birlik ve beraberliği için canlarını feda eden, adeta bu topraklara can eken aziz şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlatacağız. Saygı duruşunda bulunmak ve İstiklal Marşımızı okumak üzere siz değerli konuklarımızı ayağa davet ediyorum. Buyurun. Bye.
Teşekkür ediyorum. Sayın protokol, kıymetli davetler, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili gençler. Sizlerin katılımıyla birlikte gerçekleştireceğimiz meclis üyesi adaylarımız ve proje tanıtım toplantımızın bu bölümünde yine sizlerin o coşkulu heyecanıyla birlikte alkışlarınızla konuşmalarını yapmak üzere AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanımız Sayın Ali Tonbaşı kürsüye davet ediyorum. O güzel alkışlarınızla ve teşekkürlerimizle. Önce millet, memleket, derdiyle dertli. Tevazuyla, samimiyet, gayretle AK Parti. Önce millet, memleket, bütün derdi. Tevazuyla, samimiyet, gayretle AK Parti. Önce millet, memleket. Sayın Genel Merkez MKYK üyem, önceki dönem Genel Başkan Yardımcım, İstanbul Milletvekilim, İstanbul Milletvekilimiz, değerli İl Başkan Yardımcım, İl Koordinatörüm, Genel Merkez Yöneticim, önceki dönem ilçe başkanım, Sayın Belediye Başkanım, Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok değerli ilçe başkanı, il yöneticisi, kadın kolları ve gençlik kollarının çok değerli başkanları ve yönetimleri, teşkilatımızın değerli mensupları, belediye meclis üyelerimiz ve belediye meclis üyesi adaylarımız, sivil toplum örgütlerinin çok değerli mensupları, temsilcileri, her birinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Meclis üyesi adayları ve projeleri tanıtım toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepimiz ezelden ebede sürecek bir davanın heyecan ve coşkuyla meydanlara sığmayan bir sevdanın mensuplarıyız. Milletin adamı, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın meşalesini yaktığı bu kutlu yolda tam bir kardeşlik şuuruyla bizleri buluşturan Allah'a hamd ediyorum. Öncelikle her zaman samimi dava erleri olarak birlikte çalıştığımız Sultanbeyli Teşkilatımızın bugünlere gelmesinde büyük emeği olan, en zor zamanlarda dahi bir hizmet yarışı şuuruyla teşkilatımızın her kademesinde görev yapmış veya hala görevde olan gönül dostlarıma yürekten teşekkür ediyorum. 31 Mart yerel seçimlerinde demokrasi tarihimizin en önemli seçimlerinden birine hazırlanıyoruz. İstikbalimize güç katacağımız, istikbalimizi aydınlatacağımız bir seçime hazırlanıyoruz. Türkiye istikamet çizecek, Türkiye'nin rotasını belirleyecek, yeni Türkiye hedeflerine güç verecek bir seçime giriyoruz. 31 Mart seçimlerinde sadece belediye başkanını seçmeyeceğiz. 31 Mart seçimlerinde sadece meclis üyelerini de seçmeyeceğiz. Bu seçimin başka özelliği de var. 31 Mart seçimlerinde sandığa giderek eski Türkiye ile yeni Türkiye arasında bir tercih yapacağız. Milletini, dilini kullanmayanlar, millete aynı istikamette bakmayanlar, milletin kutsallarına saldıranlar, AK Parti ile sandıkta çıkamadıkları, şimdi başka yollarla, çirkin usullerle AK Parti'yi yıpratmaya çalışıyorlar. Kıymetli kardeşlerim, biz ise dik duracağız ve emin olun ki bizi yıpratmaya çalışanlara karşı dik duruyoruz. Endişeniz olmasın. Endişelenmesi gereken onlar. Onlarda endişe, korku, sizde ise gönüllere giriyoruz. İnsan şehirler kurar. Yollar, köprüler yapar. Kıtadan kıtaya uzanır. Ama gönlü ancak bir gönülde sükuna eder. Ve biz bütün gönüllere girmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bir şehri emanet görmek, emanet almak ancak ve ancak gönül sahibi ise olunur. İşte o zaman gönülden gönüle köprüler kurulur.
Bizim işimiz, sevdamız İstanbul sevdası, Sultanbeyli sevdası, gönül sevdası. Gönül belediyeciliğini, AK Parti'nin insan ve hizmet odaklı siyaset anlayışını herkese anlatmaya devam edeceğiz. Bu bilinçle AK Parti'nin neferleri olarak milleti her zaman siyasetin asıl sahibi bildik. Milletin kararını baş tacı yaptık. Milletin efendisi değil, milletin hizmetkarı olduk. Gönüllere girdik ve girmeye de devam edeceğiz. Çok şükür milletle kurduğumuz bu bağla da her seçimde başarıya çıktık. Milletin hayırlı duası bizimle oldukça başarmak da her zaman kaderimiz olacak. Gönüller kazanarak, yürekler fethederek gireceğimiz her seçim zaferimiz olacaktır. Önümüzdeki dönem taşın altına elimizi değil gövdemizi koyarak çalışacağız. Belediye başkan adayımızla, belediye meclis üyesi adayı kardeşlerimle kol kola mega projelere imza atarak yolumuza devam edeceğiz. Sultanbeyli'nde 2009 yılında bayrağı devralan değerli belediye başkanımız Hüseyin Keskin abimiz, Sultanbeyli'nin kronik haline gelmiş tüm sorunları Allah'ın izniyle birebir çözdü. Önceki dönem çıraklıydı. 2014-2019 kalfalık dönemiydi. İnşallah bu dönem ustalık döneminde bütün sorunları çözdüğü gibi inşallah 2019'dan sonra bölgenin lideri zirvesi haline getirecek Sultanbeyli'ne bundan hiç şüphemiz olmayacak. Ben 31 Mart seçimlerinde önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Binali Yıldırım'a, ilçemizde yakinen tanıdığınız birlikte dava ve yol arkadaşım olan değerli belediye başkanım Hüseyin Keskin Bey'e desteklerinizi istiyorum. Onları size emanet ediyorum. Bu duygularla ak davaya hizmeti bizlere nasip eden Yüce Mevla'ya şükrediyor. Projelerimizin ve adaylarımızın ilçemize hayırlı olmasını diliyor. Katılımlarınızla bizleri onurlandırdığın için tüm ak gönüllü kardeşlerime şükranlarımı sunuyor. Her birinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Öncü illet, memleket, AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanımız Sayın Ali Tonbaş'a bizler de çok teşekkür ediyoruz. Ve yine bugünkü buluşmamıza yoğun programlar içerisinde katılarak bizleri onurlandıran çok değerli büyüğümü şimdi kürsüye davet etmek istiyorum. Buradaki programın ardından Maltepe'deki bir başka programa yetişeceği için yine sizlerin o güzel alkışlarıyla birlikte konuşmalarını dinlemek üzere, bilgilerinden istifade etmek üzere o güzel alkışlarınızla BKYK üyemiz AK Parti İstanbul Milletvekilimiz Sayın Erol Kaya. Gayretle AK Parti, öncü millet, memleket, derdiyle dertli. Tevazuyla, samimiyet, gayretle AK Parti. Çok değerli belediye başkanım, kıymetli milletvekilimiz, hem Cumhur İttifakımızın, MHP'nin ve hem de AK Parti'nin değerli ilçe başkanları, hanımları, beyleri, gençleri, yaşlıları, meclis üyeleri, hülasa salon, Sultanbeyli, selamun aleyküm, hayırlı uğurlu olsun toplantı efendim. Üst kat size de selamun aleyküm. Orayı kesmeseniz herkes görecek yalnız gençler. Haberiniz olsun yani. Efendim öncelikle toplantı hayırlı olsun. Hüseyin kardeşimiz ikinci döneminin bitirdi. Üçe bismillahirrahmanirrahim diyecek. Demek ki çıraklık, kalfalık, sonra ustalık, ondan sonra ne oluyor? Daha büyük bir şey oluyor inşallah. Allah hayırlı eylesin. Bu şehri bilen bir kardeşiniz olarak söylüyorum. 1989 yılında efendim buraya Ali Nabi Koçak hocamız seçildiğinde ben ilçe başkanıydım Pendik'te. Geldik, kendisini tebrik etmeye geldik. Malum Pendik'te, burası da, ikisinin arası da
bir garabet diyene. O günden bugüne iyi yol alındı. Şehirleşme noktasında iyi adımlar atıldı. Dolayısıyla bütün emeği geçen bütün belediye başkanlarımızı ben tebrik ediyorum. Ve hepsine teşekkür ediyoruz. Bizim partimizin temel iki tane umdesi var. Birisi vefasıdır, öbürü de vizyonudur. Vefası olmayandan bir şey olmaz. Bu şehre kim ki bir çivi çakmıştır, Allah hepsinden razı olsun. Şimdi Hüseyin kardeşimizi birazdan izleyeceğiz ama ben izleyemeyeceğim. Maltepe'de bekliyorlar, ben Maltepe sorumlusuyum. İnşallah 2023'e 2024'e kadar gidecek olan yolda da Sultanbeyli'de yapılacak olan büyük projeleri hep beraber takip edeceğiz. Şimdi bu seçime biz Cumhur İttifakı olarak girdik. Maltepe'de MHP'li bir adayımız var. Biz ona destek veriyoruz AK Parti olarak. Burada AK Parti'nin adayına MHP'li kardeşlerimiz destek veriyor. İstirhamım şu. Bu birlikteliğe gölge düşürecek bir şey olmaz. İki, bu birlikteliğin bereketini artıralım. Bu ülke önemli süreçlerden geçti. Biz 2013 Mayıs'ında bu ülkede bu ülkenin verileri, ekonomik verilerin en zengin olduğu dönemi yaşadık. Hatırlar mısınız? Mayıs 2013 faizlerin %4 olduğu, ihracatın 138-150 milyar dolara çıktığı, fert başına milli gelirin inanılmaz arttığı, gayri safi milli hasılanın yükseldiği bir dönemde hatırlıyor musunuz ne olmuştu? Gezi olayları başladı. Ve Türkiye'yi alt üst ettiler. Arkasından 17-25 Aralık. MİT krizini saymıyorum. Öbürlerine geçiyoruz. 15 Temmuz. Geçen sene Nisan ayında başladı. Ekim'e kadar süren, Ağustos ayında zirve yapan bir kur krizi yaşadık. Bu birlik ve beraberliği, bu beka mücadelesini iki siyasi parti bugüne kadar şeyle kazasız belasız getirdi. Şimdi bunu daha güzel bir noktaya taşımak hepimizin görevi. Dün Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar, ben başka partinin halinde pek konuşmam ama duydum ki uzay ajansı ile ilgili anayasa mahkemesine gitmişler. La bu memlekette nerede bir hayır var, orada bir köstek var. Belediye başkanıyım. 94-95 yılı efendim biz öğrencilere belediyeler olarak burs veriyoruz. Okuttuğum talebeler var. Yüksek lisans doktora yapanlar var. Gelip teşekkür ediyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi koştu. Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Türkiye'deki bütün belediyelerin efendim burs vermesini, öğrencilere burs vermesini iptal ettirdi. Büyük bir alkış yapın şu CHP'lilere. Memlekette ne bir hayır var, orada onların bir şerri var. Bunları inşallah hep birlikte sandığa gömeceğiz. İnşallah. Tamam inşallah. Bak, yalnız ben bir şey istirham edeyim. Bu inşallah maşallahla bu iş olmaz. 31 Mart'ta bu ülkeye hizmet edenleri yüceltecek ve bu ülkeye kim ki takas olur onları sandığa gömmek için hazır mıyız? Öyle mi? Hazır. Evet, peki. İnşallah Sultanbeyli'mize daha güzel bir noktaya taşınması noktasında Hüseyin kardeşimize sahip çıkarken Binali Bey'i de unutmayın. Gerçi ufak bir şey var, hemşericilik var ama aranızda olsun yani. Bunun nimetinden Sultanbeylilerin daha fazla istifade edeceğini düşünüyorum. Çünkü Erzincanlı, hafif Hüseyin de kenarından bucağından. Erzincan'da var değil mi Hüseyin sende? Bir parça. Evet. Anlıyorum ki Sultanbeyli bundan daha fazla istifade edecek. Gözümüz yok. Olsun. Berekettir inşallah. Ama iki başkanımıza da hep birlikte sahip çıkalım. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Allah için yola çıktık. Koşmaya devam inşallah. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm. Beykara Kavye'miz, AK Parti İstanbul Milletvekilimiz Sayın Erol Kaya. Diğer vekilimize bizler de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, kendilerinin de ifade ettiği gibi seçim sürecindeyiz. Programdan programa koşturuyorlar, sağ olsunlar. Bugün de bu yoğunluk içerisinde Sultanbeyli'miz de bizlerle birlikte oldular. Saygıdeğer davetler, kıymetli konuklarımız, bir kez daha sizlere şükranlarımızı sunuyoruz. Çünkü az önce de Sayın Milletvekilimizin ifade ettiği gibi 31 Mart tarihinden sonraki süreç
aslında bizlere çok uzak bir fotoğraf karesi değil. Daha önceki zaferlerimizin, daha önceki kazançlarımızın bir başkasını tekrar inşallah göreceğiz. Sizlerin gayretiyle birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi gönülleri kazanarak, kapıları tek tek çalarak anlatmalıyız. Kendimizi anlattığımız gibi, Sayın Vekilimin de ifade ettiği gibi birilerinin de yine tekrar muhalefeti yakından tanımaları için gerçekleri de onlarla paylaşmalıyız. Efendim şimdi sizlerle birlikte projelerimizi içeren bir videomuz var. Bütün dikkatimizi ekrana yöneltiyoruz ve evet, 2 dakikalık bir videomuz var. Sizlerle birlikte izliyoruz efendim. Başarmıştır. Kalplere dokunduğunda ölümsüzdür. Şehir kimliğini bulmuşsa şehir, nefes alıp veriyorsa medeniyettir. Bizler ak sevdayla çıktığımız yolda sadakatle yürüdük. İlçemizin bugünü ve yarınları için hayata geçirdiğimiz onlarca eser, ardımızda bıraktığımız imzalarımız oldu. Şimdi kalıcı yatırımlarla kıymetlenen kentimizi mega projelerle geleceğe taşıma vaktidir. Akıllı şehircilik vizyonuyla hazırladığımız önemli projeler, Sultanbeyli'ye büyük değer katacak ve insanımızın yaşam kalitesini yükseltecek. Bu projelerde gençler var, kadınlar var, çevre var, doğa var, ulaşım var, sağlık var, kültür var, turizm var. İnancın gayretle yoğrulduğu Sultanbeyli hepimizin umududur. Gönlümüz bir, sevdamız bir. Hep birlikte yeni ufuklara Sultanbeyli. Sultanbeyli'mizin gençleri, bizler de sizlerle gurur duyuyoruz. Sayın Başkanımız olan desteğinizden dolayı, sevginizden dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Efendim, şimdi sizlerle birlikte bu güzel programı gerçekleştiriyoruz. Katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Gençlerimizin bu güzel sürpriziyle birlikte hazır mıyız efendim? Heyecanla, aşkla birlikte diyoruz.
Akkale Sultanbeyli'miz. Sultanbeyli'mizin gururu, gönüllerimizin başkanı, mega projelerinin mimarı, müziğin coşkusuyla birlikte, gençlerimizin enerjisiyle birlikte, Sultanbeyli halkımızın alkışlarıyla birlikte dev projelere imza atan Sultanbeyli'mizin sevgili belediye başkanı Sayın Hüseyin Keskin efendim, alkışlarınızla. Önce millet, memleket, derdiyle dertli, tevazuyla samimiyet, gayret ve AK Parti. Önce millet, memleket, bütün derdi, tevazuyla samimiyet, gayret ve AK Parti. Önce millet, memleket, derdiyle dertli, tevazuyla samimiyet, gayret ve AK Parti. Önce millet, memleket, bütün derdi. Saygıdeğer milletvekilim, Allah razı olsun, biz de sizlerle gurur duyuyoruz. Allah razı olsun, çok değerli kardeşlerim. Çok kıymetli milletvekilim, Sultanbeyli'mizin, İstanbul'umuzun sevdalısı, her vakit bizi yalnız bırakmayan Osman Boyraz Bey, genel merkezimizin kıymetli temsilcileri, kıymetli il başkan vekilim, kıymetli il yöneticilerimiz, siyasi partilerimizin çok değerli il yöneticileri, kıymetli ilçe başkanlarım, Ali Tombaş Bey, Abdullah Çınar Bey, çok değerli başkanlarım, kıymetli kadın kollarımız, kadın kolları başkanlarımız, gençlik kolları başkanlarımız, ülke ocakları başkanlarımız, yönetim kurulu üyelerimiz, meclis üyelerimiz, meclis üyesi adaylarımız, muhtarlarımız, muhtar adaylarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın çok kıymetli başkanları, o da STK başkanlarımız, il, ilçe, köy dernek başkanlarımız, kıymetli genç kardeşlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, değerli çalışma arkadaşlarım, böyle anlamlı ve tarihi bir buluşmada bir arada olmanın verdiği mutlulukla hepinizi en kalbi duygularla selamlıyor, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum efendim. Bu salonda bizleri dinleyen, fuaye alanında ve dışarıda sesimizin ulaştığı tüm hemşehrilerimizi, tüm kardeşlerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tekraren hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Sözlerimin hemen başında partimize gönül, belediyemize emek vermiş ve ebediyete irtihal eden tüm kardeşlerime, dava arkadaşlarıma Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün aramızda çeşitli sebeplerle olamayan ama gönlü ve kalbi bizimle olan kardeşlerimize en içten sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Ayaklarının altına cennetin serildiği analarımızı, yarimiz olan, eşimiz olan, kardeşimiz olan kadınlarımızı selamlıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü şimdiden tebrik ediyorum. Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz, bizden sonra bu kutlu sancağı hakkıyla taşıyacağına inandığımız gençlerimizi muhabbetle selamlıyorum. Cumhur İttifakımızı AK Parti ile birlikte oluşturan ve ülkemizin beka mücadelesinde önemli bir sorumluluk anlayışı gösteren Milliyetçi Hareket Partisi Sultanbeyli ilçe başkanlarına, ilçe başkanlığına şükranlarımı sunuyorum. Birliğimizin,
beraberliğimizin, dayanışmamızın ve dava şuurumuzun yeni dönemde de artarak devam etmesini sözlerimin hemen başında ifade ediyorum. Değerli kardeşlerim, 10 sene boyunca aynı yoldan geçtiğimiz, aynı sudan içtiğimiz, aynı şarkıları söylediğimiz, gönüllerimiz ve dualarımız bir olan, aynı bağın gülü ve bir Allah'ın kulu olduğumuz tüm hemşehrilerimiz de tıpkı ilk günkü heyecanla karşınızdayım. Sizler 2009 yılında bu kardeşinizin yanındaydınız ve bizi ilçemizde birinci yaptınız. Durmadınız, durmak yok, yola devam anlayışıyla yola çıktınız. 17-25 Aralık yargı darbesini gerçekleştiren FETÖ'ye karşı 2014 yılında sandıkları patlatarak, milli iradenin yanında saf tutarak bu şarkı burada bitmez dediniz ve ilçemizi İstanbul genelinde birinci yaptınız. Ülkemizin ve ilçemizin diz çökmesini bekleyenlere karşı en büyük dersi siz sandıkta vererek demokrasinin yanında durdunuz. Ben bugünü bir fatiha olarak, yeni bir başlangıç olarak görüyorum. Asırlık mülkiyet problemini tarihin tozlu raflarına kaldırarak ilçemizin gelişimine pranga vuran, bu sorunu çözen Sultanbeyli'nin, sevgili Peygamber Efendimiz'in övgüsüne de mazhar olan İstanbul'un parlayan yıldızı haline getirmek için önümüzde hiçbir engel kalmamıştır. Birazdan açıklayacağımız projelerle Sultanbeyli, şairlerin ilham aldığı, edebiyatçıların sözünü ettiği bir ilçe olma yolunda hızla ilerleyecektir. Değerli kardeşlerim, biz asırlardır yürüyen, bin yılı aşkın ilim, irfan ve hikmet dolu bir medeniyetin kadim mensupları olarak bize verilen dava görevleri neticesinde bu coğrafyayı daha iyi bir yer yapabilmek için çalışıyoruz. Biz köksüz, ruhsuz ve geçmişiyle iletişimini kesmiş bir davanın mensupları değiliz. Bizim medeniyetimizde Sultan Alparslanlar, Yunus Emreler, Akşemseddinler, Fatih Sultan Mehmetler, Adnan Menderesler, Necip Fazıllar, Alparslan Türkeşler, Necmettin Erbakanlar, Turgut Özallar, Muhsin Yazıcıoğlular, Recep Tayyip Erdoğanların emeği vardır. Hazreti Adem'den bu yana başlayan iyinin ve kötünün savaşı devam etmektedir. Biz iyinin yanında olarak hep daha iyisini arzulamayı kendimize ve dünya mazlumlarına şiar edinerek yürüyoruz. Bu noktada isimler fani, önemli olan davadır. Bugün Cumhur İttifakı ile çıktığımız bu yolda mücadele eksenimiz beka mücadelesidir. Bize verilen bu sancağı önce Allah'ın takdiri, daha sonra hemşehrilerimizin teveccüh etmesi durumunda taşımak şereftir. Bu davanın hiçbir zaman koltuk davası olmadığını bilerek, davasına ihanet edenlerin ne olduğunu tarihin çok iyi bir şekilde yazdığını tecrübe ederek yürüyoruz. Rabbim bizi bu kutlu yürüyüşten ayırmasın. Birlik ve beraberliğimize zeval vermesin. Değerli hemşehrilerim, önümüze çıkan engelleri sizlerin desteğiyle bu 10 senelik zaman diliminde aşarak gece gündüz özgür, müreffeh ve saygın bir Sultanbeyli için çalıştık. Samimi, liyakat sahibi ve istikrarlı bir belediye yapımızla ilçemize yeni hizmetleri ulaştırmanın ve yeni eserleri kazandırmanın mutluluğunu sizlerle birlikte yaşadık. Başkalarını taklit etmeyen, kendi ihtiyaçlarını özgün bir şekilde karşılamayı amaçlayan vizyonumuzla yeni dönemde de ülkemizin
2023 hedeflerine ulaşmasında söz sahibi olmak istiyoruz. 2009 ve 2014 yıllarında hemşehrilerimizin bize vermiş olduğu destek ve güçle, omuzlarımıza yüklemiş olduğu sorumlulukla ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'in takdiriyle ilçemize yeni projeler ve yatırımlar yapmak için yeniden huzurunuzdayız. 31 Mart mahalli idareler seçimlerine Cumhur İttifakımızla giderken tüm gücümüzü hemşehrilerimizden alıyor, belediye işi gönül işi diyerek yeni bir dönemin daha perdesini aralamayı umut ediyoruz. Sizden alacağımız güç ve destekle hayata geçirmeyi planladığımız tüm projelerimizle birlikte başaracağımıza inanıyor. Anadolu irfanını silüetine yansıtan İstanbul'un fethinin başladığı yer olan bu güzel ilçeyi beraber kalkındıracağımıza canı yürekten inanıyorum. İşte şimdi yeni projelerimizi sizlerle paylaşmanın, kadim yürüyüşümüzün izini sürme vakti. Hazır mıyız? Hazırım. Reji de hazır mı? Hazır mısın? Değerli kardeşlerim, mülkiyet problemini çözen Sultanbeyli yatay mimari çizgiden ödün vermeden, şehrin estetiğiyle oynamadan, akıllı şehircilik uygulamalarıyla yaşam kalitesini artıracak. Şehircilikte yeni yaklaşımlar diyoruz. Ve devam ediyoruz. Yeni doğan devlet hastanesi Çeşme durağı arasında yeni metro hattını ilçemize kazandırarak ulaşım sorununu köklü bir şekilde çözmeye devam edeceğiz. Öncelikle iki metro hattının inşaatının hızla tamamlanması noktasında işin uzmanı Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Binali Yıldırım Bey'le de görüştük. Devlet Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la da görüştük. Hızlı bir şekilde Üsküdar metro hattının tamamlanacağına canı yürekten inanıyorum. Şehrin kuzeyini ilgilendiren bu projeyi de sizlere açıklamış oluyoruz. İlçemize 10 senede kazandırdığımız 52 parkın yanı sıra yeşilliğin ağırlıklı olduğu rekreasyon ve yeni çocuk oyun alanlarını da kazandıracağız. 52 park yapmışız ama tabii ki yeterli değil. Daha fazla yeşil Sultanbeyli diyoruz. Devam ediyoruz. Aydos Tepesi ve Teferruç Tepe'ye mesire alanları kazandıracağız. Macera parkları, seyir terasları, oba kütüphaneleri, gençlik kapları, izcilik kampları gibi birçok sosyal alanın yer alacağı proje ilçemize nefes katacak. Etrafı ormanlarla çevrili olan Sultanbeyli'miz, kıymetli hemşehrilerimiz yeterince istifade edemiyordu. Şimdi Orman Bakanlığı'ndan kiraladığımız 900 dönümde bu bahsettiğimiz projeleri de gerçekleştirmiş olacağız. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş geldiniz hocam. Yeni spor kompleksleri ve yüzme havuzlarıyla halkımıza spor yapmak için alanlar oluşturacağız. Mahalle programlarımızda özellikle hanımefendiler yüzme havuzu talep ediyor. Tabii ki beyefendiler, hanımefendiler doktorlara gidiyorlar. Doktorlar da diyorlar ki yüzmeniz lazım. Çok sık karşılaştığımız taleplerden bir tanesi. Sultanbeyli'mizde alan oluşturduğumuzda sıkça yapacağımız projelerimizden olacaktır. Bunu da ilan etmiş olalım. Gölet Parkı,
Aydoğ Sosyal Tesisi ve Yeni Mesire alanlarının yanında Sultanbeyli Millet Bahçesi ve Memleket Kıraathanesi'ne de sahip olacak. Millet Bahçesi ve Memleket Kıraathanesi. Yeni şehircilik yaklaşımlarının temel ilkeleri ilçemizde uygulanarak vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı alanlara meydanlar yapmaya devam edeceğiz. Ve yayalaştırma çalışmalarına da hız vereceğiz. Trafik ve park sorununu çözme adına açık ve kapalı otoparkları şehrin merkezine yakın bölgelere kazandıracağız. İlçemize kazandırdığımız 4 katlı ve 3 katlı otoparkların ardından yeni otoparklar yapmaya devam edeceğiz. Yeni bisiklet yollarıyla halkımızı hem spora teşvik edeceğiz hem de trafik sorununu çözeceğiz. İstanbul Kart ile bisikletler kiralanarak kısa mesafelere ulaşım sağlanacak. Artık İstanbul Kart üyesi çoğalacak. Çünkü Büyükşehir Belediye Başkan adayımızın da İstanbul Kart sahiplerine deniz ulaşımının bedava olduğunu, mutlaka ücretsiz olduğunu duymuşsunuzdur. İstanbul Kartlılar çoğalacak inşallah. Hizmet kalitemize uygun olmayan mekanlar için yeni kamu binaları inşa edeceğiz. Çok fazla kamu binası yapma niyetinde değiliz. Çünkü Sultanbeyli'deki bütün kamu binalarını, olmayanlarını yeni yaptık. Eskilerini yenilemiş olduk. Ve güzel bir proje daha. İlçemizin önemli ibadet mekanlarından biri olan Abdurrahman Gazi Camii, Osmanlı mimarisine uygun olarak yeniden yapılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Merkez Camii çok beğenmediniz. Mimari olarak bizim de çok beğendiğimizi söyleyemeyiz. Şimdiye kadar çok fazla cümle kurmadım. Ama Abdurrahman Gazi Camimiz çok güzel olacak inşallah. Bunu da buradan ilan etmiş olalım. Projesi de hazır. İnşallah seçim sonrası altında otopark da olacak. Ve burada bu Osmanlı mimarisiyle güzel bir eseri Sultanbeyli'mize kazandırmış olacağız. Biz genç bir belediye ve genç bir ilçeyiz. Aynı zamanda nüfusumuzun yoğun bir kısmını gençlerimiz oluşturuyor. Zaman zaman ifade ettiğim gibi nüfusa oranla İstanbul'da en fazla genci olan 3 ilçeden biri de Sultanbeyli. O yüzden eğitim kampüsleri ve yeni eğitim tesislerini ilçemize kazandırmış olacağız. Şimdi arkadaşlar hazırlamışlar, diyorlar ki maddeleri okumayın. Burada madde okumadık. Ne oldu? Ne anlaşıldı? Eyvallah. Devam ediyorum. Gelecek neslimizin daha iyi şartlarda eğitim alması, ilçe dışına gitmemesi için eğitim kampüsleri oluşturarak ilçemizin eğitim vizyonunu oluşturacağız. Teknik çalışmalarını tamamladığımız üniversitemiz ilçemizde hızla kazandırılacak ve inovasyon merkezimizde Sultanbeyli tam bir eğitim cenneti olacak inşallah. 15 kitapla tüm hemşehrilerimize, bu kitapla tüm hemşehrilerimizi buluşturmak için yeni okuma evleri kuracak, 24 saat hizmet veren 50 bin kitabın yer alacağı ve gençlerimize ücretsiz ikramların yapılacağı şehir kütüphanesi ilçemizde boy gösterecek. Bildiğiniz gibi 2500 kitabı olan Sultanbeyli'de kitap sayımızı 150 bine ulaştırdık. 9 kütüphanemiz oldu. Yeterli değil. Devam ettireceğiz inşallah. Kültürün Belediyesi Sultanbeyli'de kültür sanat çalışmaları, kongre ve kültür merkezi projesiyle daha da çeşitlenerek kültür ve sanat faaliyetlerimizde büyük rol oynayacak.
Yine bir projemiz, yeni planlanan engelsiz yaşam merkezi ile Sultanbeyli sağlığında ilçesi olacak, beden ve ruh sağlığı gibi konularda hizmet verecek olan merkez, engelli vatandaşlarımızın toplum hayatına daha fazla katılmasını sağlayacak. Aile akademisi ve kreşler. Hanımefendiler için aile akademisini çok önemsiyoruz. Kadın ve çocuk dostu bir Sultanbeyli için ailelere danışmanlık yapacak, eğitimler verecek, kreşler kuracak ve oyun sokakları planlayacağız. Kadın sağlığı için de hizmet verecek olan aile akademisi kadınlarımızın hizmetinde olacak. Zaman zaman anlattığım gibi Türkiye'de üniversitelerle birlikte uyguladığımız yeni bir proje var. Türkiye'de bu projeyi ilk olarak İstanbul'da uygulanıyor. İstanbul 95. Biz de Beyoğlu Belediyesi ile beraber Sultanbeyli olarak Sultanbeyli 95 projesi başlığında erken çocukluk dönemi dediğimiz ve pilot olarak 3 mahallemizde uyguladığımız bu çalışmayı bütün mahallelerimize ve bütün hanelerimize de mümkünse bu projemizi ulaştırmış olacağız. 19 Sanat Müzesi. İlçemize sanat müzesi kuracak. Sanatın ilçesi Sultanbeyli'de kültür farklı bir boyut kazanmış olacak. 20 Diyoruz ya, uzun ince bir yoldayız. İşte bu sözün sahibi Aşık Veysel'in adını taşıyacak olan Aşık Veysel Kültür Sanat Evi'ni de Sultanbeyli'mize kazandıracağız. Gençlerimizin çok ilgisini çekeceğini düşündüğümüz Can Bedenden Çıkmayınca, Gül Pembe, Kara Sevda gibi ruhumuza dokunan şarkıların mimarı Barış Manço'nun adını vereceğimiz Barış Manço Müzik Evi ilçemizden yeni sanatçıların çıkmasına vesile olacak. Sizlere de helal olsun kardeşlerim. Eğitimciler lokali. Öğretmenlerimizin sosyal hayatlarına katkı sunabilmek için eğitimciler lokalini de hayata geçireceğiz. 23 Gençler geleceğimiz şiarıyla gençlerimizi geleceğin mesleklerine yönlendireceğiz. Geleceğin meslekleri merkezi inşa edeceğiz. 24 Komşu haneler. Komşuluk kültürümüzü, Anadolu ruhunu taşıyan Sultanbeyli'de canlı tutmak için komşu haneleri hayata geçireceğiz. Bildiğiniz gibi 5 aydır Sultanbeyli'de Komşular Buluşuyor projesini gerçekleştiriyoruz ve nasip olursa önümüzdeki 5 yılda da bunu devam ettireceğiz. Komşu hanelerle beraber taşlandırmış olacağız. Devam ediyoruz. Kazandıracağımız spor komplekslerimiz de uluslararası müsabakalarla Sultanbeyli Spor'un da kenti olacak. 26 Çok konuşulan ve tartışılan bir konu. Minik dostlarımızı unutmadık. Sokak hayvanlarımız için doğa hayatlarından kopmayacağı bir koruyu veterinerlik hizmetleriyle ilçemize kazandıracağız. Toplumda sokak hayvanlarıyla ilgili bir uzlaşı yok. Toplumun bir bölümü sokak hayvanlarının sokaklardan alınmasını istiyor. Bir bölümü de bizim gibi onların da sokakta yaşama hakları olduğunu savunuyor. İkinci bölümde olanlar çok daha organizeli. Bu anlamda özellikle sosyal medyayı çok iyi kullanıyorlar. Herhangi bir şey olduğunda, örneğin 1,5 ay, 2 ay önce bizim arkadaşlar bir kargayı kaybetmişlerdi. O anlamda bir sosyal medya lincine uğramıştık. Allah'tan karganın izini takip ettik, bulduk da yakamızı kurtarmıştık. Hatta bir ara babam aradı beni. Burada sokakta köpekler var, gelin bunu alın diye. Meşhur bir hikaye var biliyorsunuz.
Babam da arıyor. Bu sokaklarda köpekler var, saldırıyorlar. Bunları toparlayın diye. Ama belediye olarak bizim yetkimiz, hoş geldiniz Emrah Bey. Bizim yetkimiz, köpeğe dokunamıyoruz. Küpesi varsa hiç dokunamıyoruz. Küpesi yoksa küpesini takıp tekrar aynı yere koyuyoruz. Eyvallah arkadaşlar. Teşekkür ederim. Akşam yemeğini yemediniz değil mi? Ben de yemedim. Sesiniz az çıkıyor. 27. sırada çevre dostu belediyemiz de Sultanbeyli genelinde okul ve ev hanımlarımızın öncülüğünde sıfır atık projesini gerçekleştireceğiz. Bu projenin altyapısını hazırlamak üzere katı atık merkezimizde, ki İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi dışında katı atık merkezi kuran tek ilçe Sultanbeyli, 15 bin hemşehrimize, 5 bini genç olmak üzere 15 bin hemşehrimize de konunun eğitimini verdik, vermeye de devam edeceğiz inşallah. 28, STK'larımızın çok istediği sivil toplum merkezi. Dernek başkanlarımız bu konuda devamlı talepte bulunuyorlardı. Derneklerimize, gençlerimize yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının koordinasyonuna yönelik merkezimizi de inşallah kurmuş olacağız. Sultanbeyli'nin çok sık sorduğu sorulardan bir tanesi, enerji nakil hatları. Şehir estetiği bakımından bakanlarımızla görüşmeler neticesinde enerji nakil hatlarından uygun olanları yer altına alarak görüntü kirliliğini ortadan kaldıracağız. 50 yıl önce Fransızlar bu enerji nakil hatlarını kurduğunda köy bomboştu. Şimdi biz geldik, o nakil hatlarının etrafında bir şehir kurduk. Enerji nakil hatlarının tamamının kaldırılmasının maliyeti çok yüksek. Biz de afaki cümle kurmamak adına arkadaşlarla konuştuğumuzda orada şöyle bir ifade sizin de dikkatinizi çekmiştir. Uygun olanları diyor, değil mi? Uygun olanları buradan kurtarabiliriz inşallah. Bu en yüksekleriyle alakalı değildi. İlk etapta orta gerilim hat dediğimiz enerji nakilatlarını kaldırabileceğiz inşallah. Buna da buradan ifade etmiş olalım. Bitiriyorum. İlk öğretim okulu öğrencilerimize ücretsiz olarak kırtasiye malzemeleri dağıtacağız. Burada kitap devletten, kırtasiye belediyeden demişiz. Yine gençlerimizin yakından ilgilendiği ve devamlı sorduğu internet altyapısının iyileştirilmesi için Sultanbeyli'nin tamamına fiber internet erişimi sağlamak için çalışmalarımızı da yürüteceğiz. Daha önceden de konuştuğumuz, acaba unuttular mı dememeniz için burada tekraren söyleyeceğimiz, gölet sosyal tesislerinden Aydos'a teleferik hattını da bu dönem Sultanbeyli ile buluşturacağız inşallah. Ve Aydos Kalesi ile beraber, ki Aydos Kalemiz de bitti, dünya kültür mirasına da armağan etmiş olacağız. Değerli hemşehrilerim, değerli kardeşlerim, gördüğünüz gibi projelerimizin çoğunluğunu gençlerimiz oluşturuyor. Bizler Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştaki gençlerimize büyük önem veriyoruz. Buradan yanlış anlaşılma olmasın, büyüklerimize de saygıda kusur edemeyiz. Onların da ellerinden öpüyoruz. Kimsenin gözüne bakmıyorum ki, hani yaşlılar falan, acaba beni yaşlı mı gördü, bana niye bakıyor? Barış Bey, sana bakayım ben. Bu projelerle ilçemizin gelişimini hızlandırmak ve kalkınmamızı bir üst seviyeye çıkarmak için sizlerin desteğini talep ediyoruz. Bu anlamda meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte ilçemizi
İstanbul'un parlayan yıldızı haline getirmemiz için önümüzde bir aydan daha kısa bir süre var. Meclis üyesi adaylarımızı da belirlerken ilçemizin Türkiye özetini esas alarak her bölgeden insanımıza aday listesinde yer vermeye çalıştık. Bu vesileyle ilçemizin koordinatör il başkan yardımcısı Sedat Bey'e çok teşekkür ederim. Güzel bir liste yapmamıza destek verdiği için ve yine il koordinatörümüz Barış Bey'e teşekkürü borç bilirim. Ve yine ilçe başkanımız Ali Tombaş Bey'e teşekkürü borç bilirim. İl başkanımıza ve genel başkanımıza teşekkür ediyorum. Bizzat genel başkanımız listeleri de kontrol etti. Bu arada iki değerli kardeşimizi de bizlerle buluşturan Abdullah Çınar kardeşime de teşekkür ediyorum. Evet, gayret bizden, tevfik Allah'tan ve destek sizden diyerek meclis üyesi aday arkadaşlarımızla sizleri tanıştırmak isterim. Bu duygu ve düşüncelerle projelerimizin ilçemiz İstanbul'umuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Birlikte görev yaptığım çok değerli meclis üyesi kardeşlerime çalışmalardan ötürü teşekkür bir borç biliyorum. Allah razı olsun. Kardeşlerim, meclis üyesi kardeşlerim Sultanbeyli'mize çok hizmet ettiler. Allah razı olsun ve bir tebriğimi de yenilemek isterim. Meclis üyesi listesinde olmayıp da bizimle beraber çalışan kardeşlerime de selam olsun. Allah sizlerden razı olsun değerli kardeşlerim. Meclis üyesi aday arkadaşlarıma başarılar temenni ediyorum. Hep birlikte hedefimiz belli, geleceğimiz Sultanbeyli diyorum. Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Binali Yıldırım'ı burada hatırlatıyorum. Türkiye'de İstanbul'un diğer ilçelerinde tanıdığımız, bildiğimiz arkadaşlarımızla, dostlarımızla görüşmenizi istirham ediyoruz. Kalan süre içerisinde gece gündüz demeden rehberimizde kimler varsa arkadaşlarımızla, dostlarımızla Allah rızası için görüşmenizi talep ediyoruz. İstirham ediyoruz. Neden? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye'de, bölgede ve dünyada sözünün güçlü bir şekilde algılanması için halkın desteğinin artarak devam etmesi lazım. Bu vesileyle sizlerden bunu özellikle istirham ediyorum. Lütfen nasıl olsa kazanacak diye olaya bakmayalım. Bütün arkadaşlarımızı, dostlarımızı, İstanbul'daki tanıdıklarımızı da arayalım. Adaylarımıza, Cumhur İttifakı adaylarımıza destek vermelerini sağlamaya çalışalım. Ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın da işin uzmanı olduğunu biliyoruz. İstanbul'un sorunlarıyla ilgili çözüm üreteceğini de yürekten inanıyorum. İki proje burada saymadığım. Bir tanesi Binali Yıldırım Bey'in televizyonlarda ve Sultanbeyli'de ilan ettiği, benim için de sürpriz oldu, Teferruç Tepe'den başlayan, yani ilçemizin bir ucundan başlayıp diğer ucundan devam eden, Aydos'tan devam eden, E5'e kadar, Pendik'ten devam edip E5'e kadar sürecek yeşil koridor dediğimiz yeni nefes alanını da Büyükşehir Belediye'miz projesi olarak ilan etmiş oldu. Onu hatırlatmak isterim. Bizim geçtiğimiz günlerde Habertürk'te ilan ettiğimiz Aydos tünelimiz var. Burada dikkatinizi çekti mi bilmiyorum, bahsetmedim. Aydos tüneli de 3. köprüden başlayıp 2. köprü Aydos'un altından E5'e ulaşan çılgın bir proje.
Aslında biz projemizle alakalı yazışmalarımızı aylar önce Büyükşehir'le görüştük. Büyükşehir'imizle irtibat halindeyiz. Başkanımızla görüştüğümüzde belki daha rentable, farklı bir model bulabiliriz düşüncesiyle biz bu listeye almadık. Yaptığımızda herhalde şunu demezsiniz. Listede yoktu, niye yaptınız herhalde demezsiniz, değil mi? Çünkü vaat ettiklerimizden çok daha fazlasını yapmış olduk. Bu duygularla tekrar sizlere çok teşekkür ediyorum. Başta babam olmak üzere rica ettik. Biliyorsunuz çok belediyemize gelmezler. Ailem belediyemizde çok fazla işi olmaz. Başta babam olmak üzere büyüklerimizin ellerinden öpüyorum. Ve tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Affınıza sığınarak söylüyorum. Bütün dava arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Eşime ve çocuklarıma da teşekkürü bir borç biliyorum. Biz Anadolu'dan geldiğimiz için biraz çekinerek söylüyoruz Sedat abi. Bu duygularla tekraren sizlere saygı sunuyorum. Duanızı ve desteğinizi tekrar istediğimizi belirtiyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Ve sizlerin alkışlarıyla birlikte bir kez daha kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Görev süresince boyunca dev projeleri Sultanbeyli halkımızın istifadesine sunan sevgili belediye başkanımız. Ve bundan sonra da yine dev projeleri imza atacak olan müjdesini veren. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdilik tatlı bir yorgunlukla yine sizi yorduk. Projeleri bizlerle paylaştırınız. Biraz istirahat ettikten sonra tekrar davet edeceğiz. Ama dediğimiz gibi sevgili gençler, şu camlara biraz yaslanmayalım, biraz geri çekelim, ne olur ne olmaz. Sizlerin yine heyecanıyla birlikte, coşkusuyla, sevinciyle birlikte bugün çok değerli konuklarımızın, kıymetli misafirlerimizin, değerli büyüklerimizin bizlerle birlikte olduğunu söylemiştim. Ve yine sizlerin o güzel alkışlarıyla birlikte AK Parti Genel Başkan Yardımcımız, İstanbul Milletvekilimiz ve bir dönem yine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevini üstlenen Sayın Fatma Betül Sayan Hanımefendi aramıza katıldılar. Alkışlarımıza teşekkür ediyoruz. Sultanbeyli'mize hoş geldiniz, şerefler verdiniz diyoruz efendim. Değerli büyüklerimin de ifade ettiği gibi bugün tarihi bir an. Bir kez daha yaşayacağımız mutluluğun müjdesini, sevincini ve dev projelerin neler olduğunu bir kez daha sizlerle paylaşıyoruz. İnanıyoruz, güveniyoruz ve şükrediyoruz ki böylesine ülkesini seven, memleketini seven, ilçesini seven idarecilerimiz var. Onlarla birlikte önce ilçemiz, ardından şehrimiz ve sonrasında Büyük Türkiye'miz yine gelişmeye devam ediyor. Sayın Bakanım, değerli milletvekilim, kıymetli belediye başkanım, bugün yine bizlerle birlikte olan çok değerli bir misafirimiz var. Yoğun programları içerisinde bizlerle birlikte oldular. Sizlere hitap etmek üzere alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcımız Sayın Sedat Ecin Başkanımı alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Sayın Bakanım, Sayın Milletvekilimiz, Sayın İl Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarım, Sayın İlçe Başkanım, Sayın MHP İlçe Başkanımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, meclis üyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, muhtarlarımız, partimize gönül veren değerli kardeşlerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Partimiz kurulduğu günden beri yapmayacağı hiçbir şeyi söylememiştir.
söylediği her şeyi de yapmıştır. Bunun en güzel ispatı 10 yıldır Sultanbeyli'de belediye başkanlığı yapan Hüseyin Bey'in icraatlarıdır. Ben yapmış olduğu, sunduğu projelerden dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu projeler Sultanbeyli'nin mülkiyet sorununu çözmüş bir belediye başkanı olarak, ileriye dönük olarak bu projeleri de ziyadesiyle gerçekleştirip hayata geçireceğine inanıyorum. İlçemizde sayın başkanımızı, büyükşehirde genel başkanımızla büyükşehirde yol yürümüş, Ulaştırma Bakanlığı yapmış, Başbakanlık yapmış, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı yapmış, çok değerli, güçlü bir siyasi karakterle inşallah büyükşehirde de adayımızı destekleyeceğiz. 31 Mart akşamı ilçemizde Hüseyin Keskin, büyükşehirde Binali Bey'in başkanlığına hep birlikte şahit olacağız. Bunun şahitliğini hep birlikte yaşayacağız. Ben bu duygu ve düşüncelerle hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hayırlı olsun diyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Efendim bizler de bir kez daha kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, bizlerle birlikte oldular. AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcımız Sayın Sedat Ecin. Saygıdeğer davetler, kıymetli konuklarımız, bugün sizlerin katılımıyla birlikte gerçekleştirdiğimiz meclis üyesi adaylar ve proje tanıtım toplantımıza çok değerli bir ismi davet etmiş olduk. Sağ olsunlar, programların yoğunluğu içerisinde kırmadılar bizi. Davetimize icabet ettiler. Her daim yanımızda oldular. Yine sizlerin o güzel alkışlarıyla ben sizlere hitap etmek üzere kürsümüze davet ediyorum. AK Parti Genel Başkan Yardımcımız, İstanbul Milletvekilimiz ve bir dönem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevini üstlenen Sayın Fatma Betül Sayan hanımefendiyi alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Samimiyet, gayret ve AK Parti, önce millet, memleket, derdiyle dertli, tevazuyla, samimiyet, gayret ve AK Parti. Çok değerli yol arkadaşlarım, dava arkadaşlarım, Sultanbeyli'nin güzel insanları, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Böyle güzel bir akşamda, böyle coşkulu bir atmosferde Sultanbeyli'ye çok büyük hizmetler kazandırmış belediye başkanımız Hüseyin Keskin başkanımızın projelerinin tanıtıldığı, meclis üyelerimizin az sonra bizlerle buluşacağı bu toplantıda olmak gerçekten çok güzel bir an benim için. Niçin? Çünkü biz 1994 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu o dönemde 3Ç ile mücadele için yollardaydık. Ben Sultanbeyli'nin o dönemlerini de hatırlıyorum. 94 yılında Cumhurbaşkanımız Büyükşehir Belediye Başkan adayı iken İstanbul çöp, çukur ve çamurlar içerisindeydi. Çöp dağlarında Ümraniye'de 39 kardeşimizin hayatını kaybettiği bir İstanbul vardı. Hava kirliliğinden maskeler dağıtılan bir İstanbul vardı. Gençlerimiz belki hatırlamıyor ama belli bir yaşın üstü o günleri çok iyi hatırlar. Ben buradaki kardeşlerimin de birçoğunun iyi hatırladığını düşünüyorum. Susuzluktan 10 günlerce musluklardan su akmayan günleri İstanbul yaşadı. Biz yaşadık. Tankerler gelirdi, su alırdık bidonlarla ama çamurlar içerisinden evlerimize çıkana kadar üstümüz başımız çamur olurdu. Susuzluğun yanında bir de o pislik, o çamur vardı. Sevgili kardeşlerim, 1994 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul'da başlattığı hizmet belediyeciliği ile birlikte biz bütün Türkiye'de belediyecilik deyince akla gelen bir marka olarak AK Parti var diyoruz. Evet, belediyecilik deyince AK Parti akla gelir.
Hizmet belediyeciliği deyince akla AK Parti gelir. Sevgili kardeşlerim, 1994 yılında Cumhurbaşkanımızı belediye başkanı yapan İstanbul'un güzel insanlarıydı. Demokratik bir seçimle Cumhurbaşkanımız iş başına gelmişti. Ama bir şiir okuduğu için onu hapse atan bir zihniyet hakimdi Türkiye'de. Evet, bir şiir okudu ve hapse atıldı. Muhtar bile olamayacak dediler ama bu millet Cumhurbaşkanımıza güvendi, inandı ve Sayın Cumhurbaşkanımız 2001 yılında artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek yola çıktı. Partimizi kurdu, AK Parti'yi kurdu ve biz bu millete ancak hizmetkar olmak için varız diyerek gecesini gündüzüne katan, evet gece gündüz demeden bu millete hizmet uğrunda çalışan Cumhurbaşkanımızın arkasındaki AK kadrolarız biz. Evet, Sultanbeyli'de Hüseyin Keskin başkanımız gece gündüz demeden bu ilçeyi güzelleştirmek için, bu ilçenin dertlerine çözüm üretmek için çalıştı. Ben Ankara'da bakan olduğum, milletvekili olarak görev yaptığım dönemde buranın mülkiyet sorunuyla ilgili belediye başkanımızın ne kadar büyük gayret göstererek bu sorunu çözmek için nasıl gecesinin gündüzüne kattığına şahidim. Evet, Sultanbeyli'nin tapu sorunu, mülkiyet sorununu çözen ve büyük bir özveri gösteren Hüseyin Keskin başkanımız ve onun arkasındaki kadrolar. Biz AK kadrolar olarak ülkemizin neresinde bir sorun varsa o sorunu çözmek için gecemizi gündüzümüze katarız. Biz bu milletin derdiyle dertlenen kadrolarız. Sevgili kardeşlerim, 2002 yılında iktidara geldik. İktidara geldiğimiz günden bugünlere kadar ne zaman yükselecek bir iş yapsak karşımızda hep birileri dur dediler. 2008'de E-Muhtıra'yı, gezi olaylarını, 17-25 Aralık'ı ve en son olarak da 15 Temmuz hain işgal girişimini başlatarak bu ülkeyi adeta bir maşa haline, bir piyon haline getirmek amacıyla bölüp parçalamak istediler. Sevgili kardeşlerim, Sultanbeyli'den de şehitlerimiz var. Ben bir kez daha bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Bu ülkenin birliği, beraberliği için canını hiçe sayarak şehit olan kardeşlerimizin aileleri bize emanet. Biz onlara sahip çıkacağız. Ama şehitlerimizin bize bir emanet daha var. O da bu vatan. Bu vatan topraklarına da her geçen gün birliğimizi, beraberliğimizi daha da kuvvetlendirerek sahip çıkmak bizim boynumuzun borcu. Biz hizmet belediyeciliğiyle bugünlere geldik. Bugünden sonra da Sayın Cumhurbaşkanımızın bu seçim döneminde söylediği memleket işi, gönül işi dedik. Belediye işi, gönül işi dedik ve gönül belediyeciliği ile birlikte önünüzdeyiz. Sultanbeyli'de Hüseyin Keskin başkanımız projeleriyle birlikte sosyal belediyecilikte ben geçmiş dönemdeki hizmetlerini biliyorum. İstanbul'da reklamı az, hizmeti en çok olan belediyelerden bir tanesi. Çünkü belediyenin bütçesini hizmet için harcıyor. Reklama boş paralar akıtmıyor. Allah belediye başkanımızdan, onun arkasındaki bütün ekiplerden razı olsun. Önümüzdeki dönemde ben inanıyorum ki sosyal belediyecilik anlayışıyla Sultanbeyli'deki bütün kardeşlerimize en güzel şekilde hizmet edecek. Ama önümüzde kısa bir süre kaldı. Biz istiyoruz ki Sultanbeyli her seçimde olduğu gibi yine İstanbul'da birinci olsun. Ama bu sefer %80'le birinci olsun.
Sultanbeyli'ye yakışan bu. Bunu gerçekleştirecek olan da buradaki kadrolar. Bizim yol arkadaşlarımız. Benim hanım kardeşlerim. Salonda hanım sayısı çok az. Ben biliyorum ki onlar sahada çalışıyor. Kıymetli hanım kardeşlerim. Cumhurbaşkanımız bize diyor ki siyasi hayatımda en büyük desteği hanım kardeşlerimden gördüm diyor. Bunu niçin söylüyor? Bunu 94'ten itibaren liderimize inandığımız ve arkasında gecemizi gündüzümüze katarak onu hiç yalnız bırakmadığımız ve kapı kapı dolaşarak bütün gönüllere girmeye çalıştığımız için söylüyor. Ama bu da kadınlar olarak bizim omzumuzda büyük bir sorumluluk olarak da büyük bir yük taşımamıza vesile oluyor. Ben inanıyorum ki Sultanbeyli'deki hanım kardeşlerim kapı kapı dolaşarak bütün gönülleri kazanmak için seferber oldular. Ben inanıyorum ki benim Sultanbeyli'deki genç kardeşlerim, Gençlik Kolları Teşkilatımız bütün genç kardeşlerimizin oyuna talip ve bütün gençlerimizin gönlünü kazanmak için sahalarda. Sultanbeyli'de genç seçmen oranımız oldukça fazla. Bu anlamda genç kardeşlerimize çok daha büyük sorumluluk düşüyor. Burada ilk defa oy kullanacak ve genç seçmenlerimiz de adeta İstanbul'dan Türkiye'ye mesaj vermeliyiz. Hazır mıyız gençler? Sultanbeyli'yi %80 ile birinci yapmaya hazır mıyız? Peki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İstanbul'da 94'ten beri büyük hizmetleri olan, ardından Ulaştırma Bakanlığı döneminde İstanbul'u değil bütün Türkiye'deki yolları bölüp gönülleri birleştiren, bütün Türkiye'yi ulaşım ağına büründüren, hızlı trenlerle, köprülerle, tünellerle adeta bir destan yazan İstanbul'umuza Marmara'yı, İstanbul'umuza Avrasya Tüneli'ni, üçüncü köprüyü kazandıran, Ulaştırma Bakanlığı'nda tarih yazmış, Başbakanlığı döneminde büyük hizmetler yapmış ve Sayın Cumhurbaşkanımıza vefasıyla, yol arkadaşlığıyla, büyük bir gönül insanı olan Binali Yıldırım Başbakanımızla da Sultanbeyli'de rekor kırmaya hazır mıyız? Ben Sultanbeyli'de büyükşehir oyları anlamında da bir rekor kıracağımıza inanıyorum. Biz Sultanbeyli'ye güveniyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın hep söylediği bir şey var. Biz milletimize hizmet için yola çıktık ve hizmetkar olmak için geldik. Hüseyin Başkanımız da, Binali Yıldırım Başkanımız da bu anlayışla Sultanbeyli'mize, İstanbul'umuza adeta destansı hizmetleri kazandıracaklar. Buranın, Sultanbeyli'nin en büyük sorununu zaten çözdük. Bundan sonra burada yapacağımız işler buranın gençliğine yönelik, evlatlarımıza yönelik, kadınlarımıza yönelik, geleceğimize yönelik işler. Ben bunları da her anlamda en güzel şekilde başkanımızın yapacağına eminim. Sevgili kardeşlerim, Türkiye çok önemli bir süreçten geçiyor. Burada yanı başımızda Suriye'de büyük bir insanlık dramı yaşandı. Zalim bir lider, zalim bir devlet başkanı kendi halkına zulmetti. Ve maalesef ki maalesef yanı başımızda birilerinin paramparça ettiği, milyonlarca insanı katlettiği, milyonlarca insanın yerinden, yurdundan edildiği bir zulüm yaşandı. Sevgili kardeşlerim, Türkiye'nin üzerinde de benzer oyunlar kurmaya çalışıyorlar. Türkiye içinde benzer hayalleri olan, kirli planları olanlar var. Biz bu seçimlerde 2023
Hatta 2053 hedeflerimiz için bölgemizde ve dünyada yeniden daha güçlü bir Türkiye için istikrardan yana, güvenden yana, yani AK Parti'den yana çok büyük bir destek bulmak durumundayız. Bunun için de yükümüz çok ağır, çok çalışmak durumundayız. Çünkü maalesef bu coğrafyada ayakları üstünde dimdik duran sadece ve sadece Türkiye var. Dünyada bütün dünya mazlumlarını umut olan sadece ve sadece Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Bakın, Somali'de açlık oldu, sesini ilk yükselten Türkiye oldu. Arakan'da bir zulüm yaşandı, Müslüman kardeşlerimiz açlığa ve ölüme sürüklendi, sesini ilk yükselten Türkiye oldu. Bugün dünyanın neresinde bir zulüm varsa buna sesini ilk çıkaran Türkiye oluyor. Biz elhamdülillah 17 yıl boyunca ekonomiden sağlığa, ulaştırmaya, sosyal yardımlara çok büyük işlere imza attık. Gerçekten ülkemizi 3,5 kat büyütürken 3Y için 3Y ile mücadele edeceğiz diye yola çıkmıştık. Neydi bunlar? Yolsuzluk, yasaklar ve yoksulluk. Yolsuzlukla başlattığımız mücadeleyle Türkiye'nin kaynaklarını, öz kaynaklarımızı kullanarak insanlarımıza bütün bu büyük hizmetleri yaptık. Yasaklarla mücadele ettik. Evet, 28 Şubat döneminin ardından bütün inanç ve düşünce özgürlüğünün en üst düzeyde yaşanacağı bir ortamı bütün milletimizin hizmetine sunduk. Kardeşlerim, biz 28 Şubat'ta evlatlarımızın okullardan nasıl atıldığını, kat sayıyla nasıl mağdur edildiklerini hatırlıyoruz. Bizim kuşağımız hatırlıyor. İnsanların nasıl pantolonu kırışık, o zaman bu namaz kılıyor diyerek fişlendiğini hatırlıyoruz. Bu ülkenin evlatlarını başı açık, başı kapalı diye nasıl ayrıştırdıklarını hatırlıyoruz. Yine bu ülkenin evlatlarını geçmiş dönemlerde Türk, Kürt, Laz, Çerkez diye nasıl ayrıştırdıklarını hatırlıyoruz. Ama AK Parti iktidara geldiği günden beri 780 bin kilometre kare vatan sınırlarımızda, bu topraklarda diyoruz ki biz Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Acemiyle hep birlikte büyük ve güçlü Türkiye'yiz. Biz diyoruz ki biz yaradılanı yaradandan ötürü seviyoruz. Biz onun için bütün kardeşlerimize, Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Alevi, Sünni hiçbir ayrım yapmaksızın eşit ve adil bir şekilde hizmet götürüyoruz. Bizim Kürt analarımız mahkemelerde konuşamıyordu. Evlatlarını görmeye hapishaneye gidiyorlardı, Kürtçe konuşamıyorlardı. Bir doktora muayeneye gittiğinde Kürtçe konuşmaya kalkarsa vay haline. Biz burada AK Parti iktidara geldiğinden beri bütün kardeşlerimize en özgür bir şekilde yaşayacakları bir Türkiye sunduk. Ve ana dil konusunda da Kürt kardeşlerimize de çok ciddi bir hizmet götürdük. Artık bizim bütün bu topraklarda yaşayan insanlarımız kardeşçe yaşıyor ve en güzel hizmetleri alıyor. En doğudan en batıya. Bakın, biz diyoruz ki biz birlikte Türkiye'yiz. Ağrılı bir annenin evladıyım, Antalyalı bir babanın evladıyım. Biz işte böyle birlikte Türkiye'yiz. En doğudan en batıya ailelerin kurulduğu, her ailede en doğudan en batıya ailelerin olduğu bir Türkiye'yiz. Yani biz kardeşiz. Bizim kardeşliğimizi bozmak isteyenlere en güzel dersi sandıkta
AK Parti'ye destek vererek benim Kürt kardeşlerim de, Türk kardeşlerim de, 81 milyonda ben inanıyorum ki bu ülkenin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine destek verecek. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın izniyle bu coşkunuz, bu güzelliğiniz bizlere 31 Mart'ın müjdesi olacak. Ben inanıyorum ki 31 Mart akşamında Sultanbeyli'de çok büyük bir coşkuyu biz yaşayacağız. Çünkü başkanımızın hizmetleri büyük. Çünkü Binali Yıldırım başkanımızın büyük hizmetleri var, büyük de projeleri var İstanbul için. Sayın Cumhurbaşkanımız en çok güvendiği, en büyük tecrübeleri olan yol arkadaşını İstanbul'a bize emanet etti. Biz ona göre çalışacağız. Biz ona göre bir sonuç elde etmek üzere gecemizi gündüzümüze katacağız. Sultanbeyli 31 Mart'ta Hüseyin Keskin'le yeni bir rekora imza atmaya hazır mıyız? Binali Yıldırım başkanımızla yeni bir rekora imza atmaya hazır mıyız? Maşallah. Rabbim inşallah önümüzü aydınlık eylesin diyorum. 31 Mart zaferimiz olsun. Gayret bizden, tevfik Allah'tan. Ama 31 Mart'a kadar hiç durmadan, yorulmadan çalışalım. Aşkından çalışan yorulmaz. Bu Cumhurbaşkanımızın sözü değil mi? Biz de işte liderinin arkasında aşkla çalışan kadrolarız. Biz aşkla koşacağız. Rabbim de bize Allah'ın izniyle zaferi nasip eyleyecek. Ben bu duygularla hepinizi bir kez daha selamlıyorum. Sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun sevgili kardeşlerim. Tevazuyla, samimiyet, gayretle AK Parti öncemiz. Sizlerin alkışlarıyla uğurluyoruz. Sayın Fatma Betül Sayan efendim, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız, İstanbul Milletvekilimiz ve Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Değerli davetler, artık hazırsak çok değerli meclis üyelerimizi sizlerle buluşturalım mı? Ne dersiniz? Yine coşkuyla, yine heyecanla değerli isimleri sizlere buluşturacağız ama öncesinde yine o kuvvetli alkışlarınız, o güzel alkışlarınız Sultanbeyli'mizin mimarı sevgili belediye başkanımıza geliyor. Alkışlarınızla kendilerini sahnemize bir kez daha tatlı bir yorgunlukla davet ediyoruz. Sevgili belediye başkanımız Sayın Hüseyin Keskin başkanım sahnede yerini alırken çok değerli misafirlerimize, siz değerli konuklarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bu güzel, bu heyecanlı, bu anlamlı programımızda bizlerle birlikte olan değerli milletvekillerimize bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi de yine sizlerin coşkusuyla, heyecanı ve alkışlarıyla birlikte o birbirinden kıymetli isimler, değerli isimler sahnede sizlerle buluşuyor. O güzel alkışlarınız 2019-2023 dönemi Sultanbeyli Belediye'mizin değerli meclis üyeleri için isimlerini okuduğum değerli adaylarımızı sahneye davet ediyorum. O güzel alkışlarınız Sayın Ahmet Savaş için geliyor efendim. Sayın Bulut Müslüm Gezer için geliyor efendim. Değerli meclis üyelerimizden Sayın Didem Karapıçak için geliyor. Bir güzel fotoğrafla birlikte fotoğrafın ardından Sayın Enes Kandur için geliyor efendim alkışlarımızla. Sayın Ercan Çalım için geliyor alkışlarımız. Alkışlarımız Cumhur İttifakımızın değerli bir ismi Sayın Ergin Gürbüz için geliyor. Sayın Ersin Çetin.
Ertan İskender efendim. Sayın Eyüp Şerbet için geliyor alkışlarımız. Alfabetik isme göre yine okumaya devam ediyoruz. Sayın Eyüp Uyanık efendim alkışlarınıza. Alfabetik sıraya göre yine değerli meclis üyelerimizi sizlerle buluşmaya devam ediyoruz. Sayın Faruk Lafçı geliyor alkışlarımıza. Sayın Gülten Bozer geliyor alkışlarımıza. Sayın Gülten Tersi geliyor yine alkışlarımıza. Sayın Günay Şahin geliyor efendim. Sayın Günay Şahin. Sayın Hamit Kardeş. İbrahim Erhan geliyor yine sizlerin alkışlarıyla Sayın Başkanımızın yanına. Cumhur İttifakımızın yine bir başka güzel ismi Sayın Lokman Savaş geliyor alkışlarınızla. Sayın Mahmut Güneş. Sayın Muammer Özaydın geliyor. Sayın Muhammed Çimen geliyor alkışlarımıza. Benim de Selimli bir hemşerim. Yol açık olsun. Bol vakitler diliyoruz. Sayın Muhammed Batak geliyor efendim. Mustafa Çibelek geliyor. Buyurun efendim. Alfabetik sırayla okumaya devam ediyorum. Sayın Niyazi Öztürk geliyor efendim. Sayın Okan Kaya. Sayın Osman Balik. Bir başka isim Sayın Osman Yıldız geliyor Sayın Başkanımızın yanına. Güzel bir fotoğraf kendisiyle buluşmak üzere. Sayın Ömer Faruk Kumru geliyor alkışlarımıza. Salih İmam. Sayın Seher Kaya geliyor efendim alkışlarımızla. Sayın Selim Aydın geliyor alkışlarınızla. Sayın Servet Kılıç geliyor yine sahnede Sayın Başkanımızın yanında bir fotoğraf karesinde buluşmak üzere. Sayın Tahir Emanet. Buyurun efendim. Sayın Veli Gündoğdu geliyor. Buyurun efendim. Bir
fotoğraf alıyoruz. Ve şimdi de Sayın Yağmur Aytekin hanımefendi geliyor. Sayın Yılmaz Öz beyefendi, buyurun efendim. Sayın Yunus Köse. Ve değerli bir isim, değerli bir isim, Sayın Zafer Söğütçü. Kadın Kolları Başkanımız Sayın Fadime Aydın efendim, alkışlarınızla. Gençlik Kolları Başkanımız Sayın Muhammed Mermut da bu fotoğraf karesinin ardından Sayın Başkanımızın yanında yer alıyor. SKM Başkanımız Sayın Yakup Yılmaz da bu güzel fotoğraf karesinde bulunuyor. Sultanbeyli İlçe Başkanımız Sayın Ali Tombaşı da yine o güzel alkışlarınızla Sayın Başkanımızın yanına davet ediyoruz. Sayın İl Başkan Yardımcımızı da biz hemen sahnemize davet edeceğiz bu fotoğrafın ardından. Sayın Barış Özeroğlu. Sayın Sedat Ecin Ümit Başkanı, buyurun. Çok değerli milletvekilimiz Sayın Osman Boyraz. Sayın vekilimi de yine alkışlarınızla sahnemize davet ediyoruz. Buyursunlar efendim. Genel Merkez Koordinatörümüz Ali Sevinç Başkanımı da ben sahnemize davet ediyorum. Nazire Ortatepe Hükümeti Başkanımı da. Ve değerli davetler, kıymetli konuklarımız, katılımlarıyla bugün bizleri onurlandıran, her daim yanımızda olan, destekten esirgemeyen AK Parti Genel Başkan Yardımcımız, İstanbul Milletvekilimiz ve Sayın Bakanımız Fatma Betül Sayan efendim, alkışlarımızla sahnemize davet ediyoruz. Bu güzel fotoğraf karesinde buluşmak üzere. Sonra yine bir fotoğrafımız olacak. Çok değerli isimleri sizlerle buluşturacağız. Bence bu güzel fotoğraflar çekilirken bizler de alkışlarımızla süslüyor, kutluyor, tebrik ediyoruz. Yolumuz açık olsun diyoruz. Ve bu fotoğraf karesini bozmadan yine kıymetli isimleri sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Sultanbeyli İlçe Başkanımız Sayın Abdullah Çınar efendim, alkışlarınızla. Cumhur İttifakımızın çok değerli mensuplarından ve yine Sayın Başkanımızla birlikte Ülke Ocakları Başkanı Sayın Yakup Çandır efendim sahnemize davet ediyoruz. Sayın Ümit Gürbüz, il sorumlumuz, değerli başkanımız da yine alkışlarımızla bu fotoğraf karesinde buluşturmak üzere davet ediyoruz. Sultanbeyli'mizin aziz ve güzel insanları, sevgili gençler. İşte sahnede gördüğünüz bu isimler. Geçmişte olduğu gibi bundan böyle yine omuz omuza ittifak içerisinde
Sultanbeyli'miz için canla başla çalışmaya devam edecekler. İnanıyoruz, güveniyoruz. Yapmış oldukları dev projelerden Sultanbeyli insanımızın istifade ettiğini biliyoruz. Ve Sayın Başkanımızın biraz önce paylaştığı müjdeli haberlerle yeni projeler için biz hazırız. Alkışlarımız sahnedeki bu güzel fotoğraf karesine geliyor. Kuvvetli alkışlarımızla bir kez daha meclis üyelerimizi kutluyoruz. Başarılar diliyoruz. Yolunuz açık olsun diyoruz. Saygıdeğer davetler, kıymetli konuklarımız. Bir kez daha bu güzel atmosferi bizimle teneffüs eden, gecemizi onurlandıran, programımızı şereflendiren Sayın Bakanımıza, kıymetli milletvekillerimize, değerli belediye başkanımıza, meclis üyelerimize ve meclis üyesi adaylarımıza, AK Parti'mize gönül veren, bu güzel yolda ben de varım diyerek üzerime düşen vazife neyse hazırım diyen hanımefendilere, beyefendilere hayalim, şükranlarımızı sunuyoruz. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yılmadan, yorulmadan, bir kez daha gönülleri kazanarak yeni ufuklara Sultanbeyli diyerek, benim, İstanbul bizim için bir aşk hikayesi diyerek aynı aşkı ve sevdayı Sultanbeyli'de devam ettirmek üzere yolumuz açık olsun. Gelsin oluk oluk her doğan. Sayın Başkanımızı ve ekibini kutluyor, tebrik ediyoruz. Değerli meclis üyelerimize bir kez daha başarılar diliyoruz. Katılımınızdan dolayı siz değerli konuklarımıza da şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ olun, var olun efendim.